Yağmurlu bir Hırvatistan gününden merhaba. Gel buradan çıkıyoruz. Gel gel. Gel. Hırvatistan'da yağmur var. Biz de şu anda yağmurun içerisinde yürüyerek veya otostop çekerek duruma göre merkeze doğru gideceğiz. Hafif hava esiyor. Burası biraz daha soğuk. Yağmurun etkisiyle tabii ki. Bakalım gidiyoruz şu an merkeze doğru. Ne yapacağımızı göreceğiz. Avrupa'nın en yeşil şehirlerinden birisi. Ormanı bol, temiz havası. Zagreb'deyiz. Yürüyoruz şehrin merkezine doğru. Havadaki abi yağmur olayı biraz bizi etkiledi yalnız. Bu kadar hızlı geleceğimizi tahmin etmiyordum. Bu yağmura da şükrediyoruz. Umarım Rijeka ve sahil taraflarında böyle yağmur olmaz. Şimdilik yürüyüşümüz devam ediyor. Artık yarından itibaren geri dönüş rotasına geçiyoruz. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Oy 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 oy. Hırvatistan'ın güzelliği. Yağmurlu havasına daha böyle bir güzel oldu ya. Umarım bu yağmur artmaz. Biz de böyle keyifli, hafif ıslak ıslak, nemli nemli gezeriz. Ben böyle bir yeşillik görmedim ya. Bitmiyor, bitmiyor, yeşillik bitmiyor. Evet, yürüdükçe ormanlık alan artıyor. Normalde şehrin merkezine doğru yürüdükçe ormanlık alanın azalması lazımken Zagreb'de ormanlık alan daha da artıyor. Böyle acayip bir şey. Yani benim burada çadır kurmamam için tek neden burayı böyle bir sel alıp götürecek ki onun haricinde hani kesinlikle burada çadır kurmalıyım. Ağaçlardaki yaprakların rüzgardan çıkardıkları sesi duyabiliyorsunuz. Gerçekten huzur verici. Ya öyle bir noktadayız ki şu an hafif yağmur da yağdığı için bu devasa parklarda oturan kimse yok. Ya onun da bir güzelliği var. Sanki şehir terk edilmiş gibi. Yağmurun yağmasının artı bir sebebi de o oldu. O kadar güzel ki sanki şehirde insan yok. Bayıldım buraya, bayıldım. Yanlış anlaşılmasın, burası şehrin dışarısı falan değil. Şimdi birazdan göreceğimiz Sava Nehri'nin güneyi. Zagreb'i ikiye bölmüş durumda Sava Nehri. Şu an biz güneyinden kuzeyine doğru devam ediyoruz, eski şehrin olduğu yere. Ama her yer yemyeşil ya. Sanki böyle şehirden sakinlik akıyor ya. Korna yok, ışık yok, lamba yok. Millet yavaş yavaş gidiyor, hız yapan yok. Kornaya basan yok. Dışarıda insan yok. Aman Allah, kokusu muazzam ya, kokusu muazzam. Ama yurt dışında su pahalı. O yüzden böyle çeşmeler burada çok iyi oluyor. Evet, şehrin ortasında yapay bir denizimiz var. Şimdi onu birazdan daha rahat göreceğiz ama. Şimdi şu köprünün oraya doğru gideceğiz. Burada şezlonglar falan, şemsiyedir. Orada bir can kurtaran falan bir şey var herhalde. Aynen, karşıda birisi giriyor suya. Harika ya. Selam. Şunlara bak.
Şu anda burayı kapatmışlar ama burası tribün falan. Burada galiba şovlar oluyor. Ya yani gösteriler falan da burada yapılıyor. Burada ışıklandırmalar falan var. Yalnız konum itibariyle efsane bir yerde. Düşünsenize akşam buraya geliyorsunuz gölün yanında. Böyle bir tiyatro gösterisi, ne bileyim bir balo, konser. Harika. Sanırsın doğal parkta yürüyoruz. Nature parklar olur ya. Şehrin içinde. Bu insanlar nerede kalıyor acaba? Daha ev görmedim ben. Uçsuz bucaksız parklarda yürürken karşımıza orman içinde ağaçların arasında dubleks evler çıkabiliyor. Şehrin güneyini ve kuzeyini Sava Nehri'nin ayırdığını söylemiştim. Şimdi de köprüyü görüyoruz ve Sava Nehri'ni. Artık geçip şehrin kuzeyine doğru, yerleşimin olduğu yerlere doğru yolumuza devam ediyoruz. Kuzeyini ve güneyini birbirinden ayıran Sava Nehri'ne doğru gelmiş bulunmaktayız. Sava Nehri'ni Belgrad'da da görmüştük. Bu Sava Nehri orada da belirttiğim gibi İtalya ile Slovakya arasında doğuyor. Hırvatistan'dan geçip Belgrad'da Tuna Nehri ile birleşip Karadeniz'e akıyor. Hırvatistan'ı da ikiye ayırıyor burası. Gerçekten çok geniş bir alan. Tabii ki yağmurun şiddetinin artmaması için de dua ediyoruz. Çünkü yağmur şiddetlenirse bizi çok kötü etkileyecek. Hırvatistan'da yürürken Zagreb'de fark ettiğim detaylardan biri de şu ki bazı araç plakaları hala Avrupa Birliği plakası değil. Bazılarında da HR ve üzerinde Avrupa Birliği'nin amblemi yer alıyor. Bu yönüyle sanırım şu anda Hırvatistan Avrupa Birliği'ne girmiş ama daha para birimi geçmemiş çünkü hala kuna kullanıyor. Eşyalarımızı şöyle bir derledik, topladık. Bir 15-20 dakikalık bir mola verdik. Şimdi gezmeye başlıyoruz. Yağmur da hemen hemen kesildi gibi. Çok küçük yağıyor. İlk geldiğimizdeki gibi değil. Hızlı hızlı yağmurumuz da kesilmişken başlıyoruz şimdi gezmeye. Ortalama 1 milyon 100 bin nüfusuyla Zagreb söylediğim gibi Avrupa'nın en yeşil kenti ve topraklarının büyük olmasından ziyade şehirdeki nüfus oranı az olduğu için yoğunluk çok fazla değil ve gerçekten çok sakin bir yer olarak gözüküyor. Kendimizi parkların bulunduğu aşağı şehirden artık şehrin içine girerek merkezde tarihi yapıların bulunduğu yukarı şehre doğru attık. Şehir genellikle gotik ve barok tarzında inşa edildiği için kiliselerde ve binalarda pencerelerin üzerinde çok fazla detay vardı. ...1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Hırvatistan şu anda Avrupa Birliği üyesidir ve para birimi olarak kunayı kullanmaktadır. Yakın gelecekte 1 veya 2 sene içerisinde de artık tamamen Euro'ya geçiş sağlayacaktır. Şu anda Zagreb'in kalbine gelmiş bulunmaktayız. Zagreb Katedralimiz sağ tarafta, Josef Ban Jelačić Meydanı ve Dolac Market dedikleri tüm ürünlerin, tüm yöresel ürünlerin satıldığı bir pazar. Şimdi hepsini teker teker dolaşacağız ama şu manzaranın güzelliği şu anda daha önemli. Ban Jelačić kendisi Macarlardan ülkesini koruyan kişi ve şu an uzattığı o kılıç da Macaristan'ı gösteriyormuş. Burası dediğim gibi bölgenin, şehrin
kalbi. Şu anda bulunduğumuz Dolac Market, dediğim gibi meydanın hemen yanında bulunuyor ve ülkenin tüm yöresel ürünleri burada sergileniyor. Hırvatistan'ın en büyük açık hava pazarı. Dolac Market dedikleri yer burası. Hırvatistan'ın, Zagreb'in tüm yöresel ürünleri geliyor. İnsanlar burada satışa çıkarıyor. O yüzden önemli bir yer. Marketin devamı da hemen buradaydı ama maalesef şu anda kapanmış. Temizlik işleri yapılıyor. Çok yetişemedik ama yine de aşağı taraftaki de bize yeterli. Şimdi Zagreb'in en ünlü mekanına gidiyoruz. Zagreb Katedrali. Roman Katolik Kilisesi olan Zagreb Katedrali şehrin en yüksek yapısı itibariyle şehrin sembolü diyebiliriz. Gotik mimarinin en önemli eserlerinden olan bu katedral 1217 senesinde tamamlanmış ve 1242 senesinde de Moğolların istilası sonucunda yıkılmış, ardından tekrardan yapılmış. ...108 metre yüksekliğindeki bu kilisenin iki tane kulesi bulunuyor ve bu kulelerden şehre kuş bakışı izleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda kulelerden bir tanesi de restorasyon aşamasında. Buralar hep yapılıyor herhalde. Burası kilisenin arka tarafları artık. Gotik mimari orta çağın ortalarından başlayıp sonuna kadarki süreçte yaygın olarak kullanılmış bir mimari stil aslında. Kaburgalı tonozlar, sivri kemerler ve uçan payandalardan yapılan, benim tabirimce ürkütücü görünümlü, sivriliğe önem veren, çok da beğendiğim bir mimari stildir. Zagreb Katedrali de bu yönüyle önemli gotik yapılardan bir tanesi. ...1880'deki büyük depremden sonra bu saat 7'yi 3 geçe durmuş ve bir daha da çalıştırmamışlar. O zamanı yansıtmak ve unutturmamak amacıyla da bu saat katedralin hemen sol tarafındaki duvarda böyle duruyor. Zagreb Katedrali'nden sonra da Radikeva Caddesi'ne giriyoruz. Burada kafeler var, renkli renkli binalar var, çok hoş görüntüler var. Tabii ki aşağı şehir kadar olmasa da yukarı şehirde de yemyeşil alanlar görmek mümkün. Başla bakalım çıkmaya. Yağlarına erit azıcık. Ya şu bahçeye bakar mısınız ya? Ya neresini çekeyim şehrin bilemedim ya. 128 GB burada bitecek ya. Böyle bir şey yok.
Of of. Rizeliler şimdi ne diyecek bu duruma? Hani sadece onlar eğimliydi? Bak Hırvatistan'da da eğimli yerler var. Millet nasıl döşemiş. Şimdiki göreceğimiz yer ise Stone Gate dedikleri taş kapının olduğu yer. Orta çağdan kalma tek taş kapı özelliğine sahip. İçerisinde Meryem kültüne adanmış bir de şapel bulunuyor. İnsanlar yolda yürürken bir anda bu şapeli görüp dua etmeye başlıyorlar. Gerçekten çok ilginç bir yer. Bir sonraki durağımız Aziz Mark Kilisesi. Az önce gördüğümüz taş kapıdan çıktıktan sonra karşımıza çıkan Aziz Mark Kilisesi'nin çevresinde devletin önemli idari merkezleri bulunuyor. Dışişleri Bakanlığı gibi, Avrupa Birliği Bakanlığı gibi. Öyle bakarsın işte. Aziz Mark Kilisesi de Zagreb'in en meşhur yapılarından biri ve 13. yüzyılda inşa edilmiştir. Çatısı Hırvat bayrağını andıran seramiklerle kaplanmıştır ve bu çatısındaki kaplamadan dolayı da türünün tek örneği diyebilirim. Armalarda sağ tarafta bulunan başkent Zagreb'i, sol tarafta kalan ise Hırvatistan, Slovenya ve Dalmatya üçlü krallığını temsil etmektedir. 14. yüzyılın ikinci yarısında tekrardan inşa edilen bu yapı, gotik bir yapı olma özelliğine sahip. Kilisenin şu anda da gördüğünüz gibi hemen sağ tarafında parlamento binası bulunuyor. Bu binanın balkonunda 1918 yılında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun ayrılma ilanı ile 91 senesinde Hırvatistan'ın eski Yugoslavya'dan ayrıldığı bağımsızlık ilanı bulunuyor. Evet. The Museum of Broken Relationship, ayrılmış, bitmiş ilişkilerin müzesi olarak geçiyor. Dünyanın dört bir yanından ayrılmış olan insanlar birbirlerine vermiş oldukları hediyeleri bu müzeye getiriyor ve bu müzede sergileniyor. 2011 yılında da dünyada en yaratıcı müze ödülünü almış. Biten ilişkilerin müzesi dünyanın dört bir tarafından Türkiye'den de dahil gönderilen eşyalarla müze harika bir biçimde oluşturulmuş. 2011'de de bir ödül almış. Eğer buralara uğrarsanız, Hırvatistan'a gelirseniz bu müzeyi görünüz. Gerçekten duygulandırıcı ve çok farklı hissettiren eşyalar vardı. Umarım buraya gelirsiniz ve görürsünüz. Evet, saçlar başlar dağınık. Sabahtan beri yürüyoruz, geziyoruz. Çok yorulduk gerçekten. Artık bir kapanış videosu çekelim dedik. Artık yarın Reykjavik'e doğru. Reykjavik nereydi lan? İzlanda'nın başkentine gittik Reykjavik'e. Evet, Rijeka'ya gideceğiz yarın. Yarınki yolculuğumuz nasıl olacak göreceğiz. Şimdilik Hırvatistan Zagreb defterini kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Yollarda görüşmek dileğiyle. Buraya kesin gelin. Gelecek misiniz? İnanılmaz yorucu bir gündü. Bu kadar yorulduğumu hatırlamıyorum. Bir park bulduk. Yarın sabah kalktığımda parkı çekerim. Şimdilik uyumak istiyorum. Zagreb'ten iyi akşamlar diliyorum. Yarın Rijeka'ya doğru Adriyatik kıyılarından Dubrovnik'e kadar seyahatimiz devam edecek. Şimdilik iyi geceler.